Kadın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Evren Balta ile birlikteyiz. Şimdi son gelişmeleri sorayım istiyorum size. Göz göre göre geldiği söyleniyordu bu saldırıların ve Putin işgal niyetinde olmadıklarını söylüyor ama Kiev'den de ciddi patlama seslerinin geldiğini biz CNN canlı yayınında bile gördük. Siz son saatlerde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz diye sorayım. Ardından devam edelim ayrıntılara. Buyurun. Hepimizin takip edebildiği kadar ben de buradan takip edebiliyorum aslında. Görünen o ki, benim anladığım o ki, Putin Ukrayna'nın hava savunma sistemini çökertmek istiyor. Karadan Donbas'a bir harekat gerçekleşti. Bu harekat karşısında Ukrayna'nın askeri savunma hattının bir biçimde saldırı altında olduğunu görüyoruz. Sanırım olan bu şu an. Buradaki en temel sorulardan birisi dün erken saatlerde ve salı günü aslında Putin pazartesi günü bu iki cumhuriyetin özerklik kararını tanıdıktan sonra aslında bu özerkliğin hangi sınırlar içerisinde gerçekleşeceğiydi. Yine son iki gündür hepimizin öğrendiği gibi kontrol altındaki bölgelerle Donbas'ın idari sınırları arasında bir uyuşmazlık vardı. Eğer idari sınırları geniş bir biçimde tanımlarsa, yani sadece kontrol altındaki bölgeleri değil, Donbas'ı daha geniş bir idari sınır altında tanımlarsa, aslında bunun için bir askeri harekata ihtiyaç duyulacağı, çünkü askeri olarak orada genişlemek gerekeceği söyleniyordu. Nitekim herhalde olan da şimdilik bu diyebiliriz. Sosyal medyada şu soruları çok görüyorum Türkçe tweetlerle. Putin neden bunu yapıyor diye. Şimdi siz de dün geceye kadar Moskova'daydınız aslında, başka bir toplantı için gittiniz ama tam da sıcak gündemin ortasında buldunuz kendinizi anladığım kadarıyla. Bir parça bize özetleyebilir misiniz? Oradan belki izlenim de aktarırsınız. Putin neden bunu yapıyor şu anda? Kısaca şunu söyleyeyim, izlenim de, aktarmak açısından aslında ben bu olaylar olana kadar, her olaydan öncesinde Rus analistlerin olan bitenini beklemediklerini ve kendilerinin de en az benim kadar şaşırdıklarını gördüm. Bunun nedeni üzerine çok düşündüm. Neden aslında bu gelen şeyi görülmeme halinin nedeni ne olabilir diye düşündüm. Bilmemekle ilgili olabilir. Bu çok konuşuluyor biliyorsunuz. Putin bu kararları sadece çok küçük bir grupla veriyor ve bunu yaygınlaştırmıyor. Dolayısıyla bu aslında küçük bir grubun birlikte verdiği kararlar. Bir diğeri, Putin konuşana kadar kimse aslında, ya da hareket edene kadar kimse hareket etmek ve bunun üstüne konuşmak istemiyor olabilir. Bu da otoriter kültürlerin aslında temel özelliklerinden birisi. Bir yandan da aslında kimse bunun olmasını istemiyordu. Yani buna bir umutlu bir bekleyiş de diyebiliriz bir yandan. Bunun stratejik olarak yanlış olacağını, Putin'in bir stratejist olduğunu, askeri bir harekatın Rusya için çok zorlu bir dönemi açacağını düşünüyorlardı. Ve bu zorlu döneme girmeyi de aslında, yeniden o çatışmacı Rusya dönemine dönme arzusunda ben Rus analistlerde olmadığını düşündüm. Hava biraz böyleydi o açıdan. Yani böyle bir bu kadar da olmaz hissinin yaygınlığı vardı aslında Moskova'da, bu hatayı yapmaz hissinin yaygınlığı. Ama bir şey olduktan sonra sosyal bilimciler genellikle dönerler ve bunun neden olduğunu anlatmaya çalışırlar. Sadece bu sefer sadece olduktan sonra değil ama bir süredir aslında biz bunun neden mümkün olduğunu konuşuyorduk. Yani neden aslında Putin'in Ukrayna'ya şu an şu noktada girebileceğini, bir tanesi bir fırsat dönemi olarak görüyor bunu Putin. Yani bölgesel olarak Amerika'nın güçsüzleştiğini, Afganistan'dan çekilmekle birlikte savaşma arzusunun ve kapasitesinin Batı'da olmadığını, dolayısıyla saldırgan bir Rusya politikasına karşı Batı'nın tam da cepheden yanıt veremeyecek olduğunu, o açıdan maliyetin düşük olduğunu düşünüyor. Bir tür fırsat maliyet dengesi üzerinden bunu anlıyor bu genişlemeyi. İkincisi, Ukrayna'yı Rusya'nın kendisi de çok açıklıkla söyledi. Yani siyasetçiler amatör tarihçiler olduklarında her zaman bir takım sorunlar vardır ama bazı planlara da işaret ederler. Rusya'nın Ukrayna'nın bir uzantısı olduğunu, bir Rusya 2 olarak görüyor Ukrayna'yı. Konuşmasında da onu bir devlet olarak aslında gayrimeşru ilan ettiğini görmüştük. Üçüncüsü, hep söylediği şeylerden birisi ama bu tek neden değil ama önemli nedenlerden birisi, NATO genişlemesine Rusya karşı, özellikle Rusya'nın, Ukrayna'nın Rusya üyeliği, özür dilerim, Ukrayna'nın NATO üyeliğini Rusya'nın 1990'lı yıllardan beri hep altını çizerek veto ettiğini ve bu konuda NATO'dan garanti istediğini biliyoruz.
Bunun mümkün olmaması için de elinden geleni yapacağını, siyasi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak, gerekirse Rusya'yı destabilize ederek, istikrarsızlaştırarak aslında bu hedefe ulaşmak istediğini açıkça söylüyordu Rusya. Peki bundan sonra ne olacak? Herkes aslında bu sorunun cevabını merak ediyor. Putin'in kararlarının öngörülemez olduğundan da bahsediyorsunuz. Bir yandan bu saldırının göz göre geldiği yorumları yapılsa da bir yandan da karar ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak, ne boyutta çıkacak? Bunu sadece Putin ve yakın çevresi biliyor. Belli ki buradan hareketle yine sizin tahmininizi sorayım. Bir de Batı'dan da yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da karşılık vereceklerini söyledi müttefiklerle ama bunlar Putin'i durdurmaya yeter mi? Bu savaş ne kadar büyür sizce? Benim genel olarak düşüncem savaşın ne kadar büyüyebileceği aslında birazcık zaten kararlardan, o önceden alınmış kararlardan ya da liderlerin niyetlerinden, ülkelerin niyetlerinden kimi zaman bağımsız olabilir. Çünkü tırmanma dediğimiz o süreç, bir tarafın kendi güvenliğini arttırmak için yaptığı herhangi bir şeyin diğer tarafta güvensizliği arttıracak olması gibi mekanizmalar aslında bu tarz tehlikeli anları kontrolden çıkarabilir. O kontrolden çıkma anının ne olduğuna ve nasıl olacağına dair de bizim maalesef öngörülerimiz yok. Dolayısıyla ben de herkes gibi nefesimi tuttum ve bekliyorum. Bunun son derece tehlikeli bir nokta, bir an olduğunu düşünüyorum. O açıdan da size hani bu sorunun şöyle olur diye bir yanıtını vermekten imtina ediyorum. Çünkü gerçekten hani hakikaten bilmiyorum nasıl olacağını. Ama öte yandan yine herkesin söylediği ama bunun da ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum. Putin'in temel hedefinin en azından şimdilik Donbas bölgesinin askeri kontrolünün, ekonomik kontrolünün Rusya tarafına geçmesini sağlamak. Böylece efektif olarak Rusya'yı, karıştırıyorum soru, kusura bakmayın, Ukrayna'yı bir devlet olmaktan, işleyen bir devlet olmaktan istikrarsızlaştırarak, bu bölgenin kontrolünü ele alıp istikrarsızlaştırarak çıkarmak olduğu herkesin söylediği, ortaklaştığı bir şeydi. Peki Putin Batı'dan gelen kendisine yönelik yaptırımları ne kadar umursuyor? Belki şu anda bunu sormak lazım bir öngörüde bulunabilmek için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da yaptırımları vurguladı. Daha fazlasının da geleceği söyleniyor ama genellikle finansal yaptırımlardan bahsediliyor. Bunlar Putin'i durdurmaya yetecek adımlar mı? Temel şeylerinden birisi tabii yaptırımların aslında belirli kurumlara ve kişilere yönelik oluyor olması. Zaten Rusya'da da son birkaç gündür daha Rus pro-Putin, Putin yanlısı basının hani siyasal elitleri, ekonomik elitleri yeniden milliyetçiliğe çağırdığını, gerekirse yoksulluğa da işte dışarı gitmemeye de üstümüze gelecek yaptırımlara da hazırlıklı olmamız gerektiği çok sıklıkla altı çiziliyor. Orada bir bu kurumlara ya da gruplara gelecek olan yaptırımların aslında bir tür hani geniş bir milliyetçi dalgayla karşılandığını da söylemek mümkün. En önemli yaptırımlardan birisi belki de bu hareket olmadan, bu tanıma olmadan önce mümkünlüğü çokça konuşulan Nord Stream'in Almanya tarafından bir biçimde rafa kaldırılabilecek olmasıydı. Bunun olmuş olması aslında önemli adımlardan birisi. Ama baktığımızda bugün de Biden yeni yaptırımlar açıklayacağını söyledi. Akşam daha geniş yaptırımlar açıklayacağını söyledi. Ama baktığımızda Putin'in söylediği şeylerden birisi, evet siz bize yaptırımlar uyguluyorsunuz ama bütün bunlar dünyadaki enerji krizini, enerji fiyatlarını arttırarak aslında sizin halkınıza uyguladığınız yaptırımlar haline geliyor. Dolayısıyla oradaki temel argüman bu yaptırımlar bize zarar verdiği kadar size de zarar verecek. Çünkü aslında sıradan bir ülkeye yaptırım uygulamıyorsunuz. Buyurun devam edin bunu yapmaya diyor Putin. Dolayısıyla orada da bir yaptırımların sadece bu tarz yaptırımların aslında çok da engelleyici, durdurucu gücü olmadığını söylemek mümkün. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz gelişmeleri ama karanlık bir tabloda dünyayı bekliyor gibi görünüyor, değil mi? Maalesef. Evren Balta çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için. Vaktiniz çok az biliyorum. Daha sonra daha uzun uzun da yorumlarınızı dinlemeyi çok isteriz uygun olduğunuzda. Görüşmek üzere diyelim şimdilik. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.